Türkiye'de siyasetin nabzı kanalsiyaset.com'da atıyor. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tarafsız bir anlayışla tüm siyasi haberleri bulabileceğiniz haber kaynağını size bir tık kadar yakın. İbrahim Yaman yönetiminde hazırlanan analiz programı her hafta kanalsiyaset.com'da. Kanal Siyaset, Türkiye'nin siyaset kanalı. Yine bir yeni bir konuyla baş başa 30 dakika Sayın Başkanımla Mendi Koyuncu'yla beraberiz. Kendisiyle Hacılar Kasabası'nı değerlendireceğiz. Hacıların gidiş hattıyla ilgili sorular soracağız. Çalışmalarını değerlendireceğiz. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Şunu sorayım Başkanım. Haykop'ta Genel Başkan Yardımcınız devam ediyor mu? Haykop'ta Genel Başkan Yardımcımız şu anda bakanlığımızın bir tasarrufuyla göreve kayyuma devredildiği için geçici olarak donduruldu. Fakat yetkimiz devam ediyor. Türkiye çapında hayvancılıkla ilgili politikaları tekrar hükümetimizin ve bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bakanlığımızın kayyum heyeti yeni bir seçimi götürecek. İnşallah önümüzdeki dönemde seçimde tekrar Haykop Yönetim Kurulu'na aday olacağız. Belki kısmet olursa başkan olma ihtimalimiz de var. Fakat şu an için başkanlık için iddialı değiliz. Çünkü henüz seçim süreci belli olmadı. Örgütten teklifler var. Bunu da ileriki aşamada değerlendireceğiz. Kırıkkale'miz için hayırlı bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Evet. Başkanlık da bizim için bir hedeftir tabii ki. Sayın Başkanım, bunu anladık. Şimdi Hacılar Kasabası'nın sizin gözünüzde çok acilen yapılması gereken nelerdir ve son durum nedir? Hizmetler yerinde midir? Bununla ilgili sizinle bir sohbet edelim Sayın Başkanım. Evet. Öncelikle ben Kanal Siyaset olarak size teşekkür ediyorum. Sorumlu bir gazetecilik sergiliyorsunuz. Kırıkkale ve çevresindeki belde ilçelerin sorunlarıyla ilgili yakından ilgileniyorsunuz. Kırıkkale'nin alışık olmadığı bir habercilik örneği sunuyorsunuz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hacılar Kasabası kuruluşundan bugüne kadar 1985 yılından beri değişik kişiler tarafından yönetildi. Ancak Hacılar Kasabası bugün geldiği ortamda layık olduğu yere maalesef gelemedi. Bunun altında da bugüne kadar kasabamızda başkanlık yapmış insanlar mutlaka kendilerine göre bir şey yaptı ama kasabamızın belediyesi kurumsallık kazanamadı. Çünkü her gelen belediye başkanı kendine göre bir yönetim tarzı uygulayarak birazcık da işte eğitimsiz ve birikimsiz insanlar belediye başkanı olduğu için belediyeciliği sadece işçi almak, işçi çıkarmak gibi gördüler. Halbuki Hacılar Kasabası'nın elinde bulunan kaynaklarla, gelirleriyle şu anki Hacılar Kasabası daha iyi seviyede olabilir. Hatta bir sanayi şehri olabilirdi, sanayi beldesi olabilirdi. Ancak bunu biz yakalayamadık. Sebebi ise işte biraz önce bahsettiğim gibi vizyonu dar olan, ufak hesaplar içinde olan belediye başkanları buraya geldiler, görev aldılar. Fakat yaptıkları tek şey gelen kaynakları kendi grupları veya yandaşları diyeceğiz günümüz tabiriyle insanlar arasında paylaşmak oldu. Ki en acı olay da maalesef hacıların gelirlerini hacılarla paylaşılmadı. Devamlı şov ve şöhret uğruna, reklam uğruna dışarıdan bir kısım insanlarla ilişkiler kuruldu. İşler dışarıdan yaptırıldı. Dışarıdaki insanlara kanunsuz aktarmalar yapıldı. Bu da bir acı bir gerçek. Ve bunun neticesinde kasabamızda olmaması gereken üzüntü verici bir durum ki ikilik yaratıldı. Bu aslında bizim için utanılacak bir durum. Bu sayede rant paylaşımının sağlamış olduğu ortamda cenazeler verdik. Bir tane 2004'te gencimiz maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Bir insanımız cezaevine gitti. Ve o dönem bu işlerin içinde Allah rahmet eylesin, rahmetli belediye başkanımız ne kadar vardı bilemiyoruz ama onun döneminde olduğu için tabii birinci derece suçlu olarak biz onu gördük. Daha sonraki aşamada biz o olaydan ders alacağımız yerde tekrar aynı olayların üzerine gidildi ve menfur bir cinayetle bu sefer belediye başkanımız vuruldu. Aslında bunlar hacılar için iyi şeyler değil. Bunları biz tasvip etmiyoruz. Fakat bizi de kimse dinlemiyor işin garip tarafı. Şimdi hacılar insanı o hale getirildi ki bir ekmeğe muhtaç hale geldi. Belediyeden asgari ücretle iş alabilmek için ne ilke kaldı, ne terbiye kaldı, ne insana saygı kaldı, ne hizmet beklentisi kaldı.
Eğer bir kişi belediyeye girip de asgari ücretle işçi oluyorsa, onun için belediye başkanının vizyonu, kapasitesi, yeteneği hiç önemli değil. Yeter ki bir asgari ücretle para alsın, işe gitmesin, kahvede otursun. Bunlar aslında belediyeciliğin ayıpları bana göre, yani şahsıma göre. Çünkü o insanlara meslek öğretilmesi lazım. O insanlar belediye olmadan da ayakları üstünde durabilmesi lazım. O insanlar için yeni yeni projeler yapılması lazım. Maalesef benim kasabamda bugüne kadar bunlar hiç yapılmadı. Şimdi bundan sonraki dönemde ise beklentimiz insanlarımızın artık sağduyulu hareket ederek birikimli, tecrübeli, kasabayı ileriye taşıyacak bir ekibe destek vermesi lazım. Değilse, yani benim oyum çok, ben sülalem geniş. Bunun sayesinde ben efendim işte meclis üyesi olayım veya ben belediye başkanı olayım diye ortaya çıkanlar kasabamıza bir şey veremediler bugüne kadar. Da geçen gün Siyaset Akademisi'nde partimizin düzenlediği çok güzel bir yere gelindi. Kişisel gelişim uzmanı doçent arkadaşımız şöyle bir ifade kullandı. Herkes layık olduğu makamlara talip olsun. Eğer o makamın gereğini yerine getiremeyecekse oraları işgal etmesin, oraları boşu boşuna kapatmasınlar. Oraya teknolojiyi kullanabilen, küresel dünyada aktif olabilen, proje üretebilen insanlar gelsin ki toplumlar ileri gitsin. Yani. Dolayısıyla hacıların geçmişten bugüne kadar olanına baktığımız zaman maalesef övünülecek bir durumumuz yok. Peki başkanım. Hacılar kasabasını güzel tarif yaptınız. Biz de aşağı yukarı hemen hemen bu olayları falan gördük ve duyduk. Sizin gözünüzde hacılara çok acil yapılması gereken şu saate kadar ne gerekiyordu? Şu an için aslında bir şeyler yapıldı. Önce hani yiğidi öldür hakkını ver hesabı. Yani bunları bulmak lazım. Rahmetli Bodur ölmeden önce kasaba kesin çizgilerle ayrılmış, birbirine düşman hale gelmişti. Biz bunun sıkıntısını çok çektik. Nitekim 2004-2008 yılları arasında Memduh Bodur'la beraber ben meclis üyesi olarak görev yaptım. Çok uğraşmama rağmen barış, kardeşlik ve birliktelik sağlamak için bunda başarılı olamadığımız gibi üstelik tepki gördük. Çünkü bir başkalarını kötüleyerek hedefe varmak isteyen idareciler olduğu zaman siz ne kadar güzel fikir üretirseniz üretin, kimse bunu dinlemiyor. Hala bunun etkileri devam ediyor. Yalnız işte Memduh Bodur öldükten sonra gelen arkadaşlarımız biraz daha sağduyulu davrandılar. En azından karşılıklı görüşmeler başladı. Ki bunun en güzel örneği belediye başkanları seçiminde yaşandı. Dedik ki artık ikiliyi bırakın, bir araya gelin. Tam olmasa da hacılarda bir gelişme var. Fakat yetersiz. Şimdi bu dönemde de, yani şu anki mevcut yönetim tarzında da gene insanlar birbirlerine muhalefet yapmaya zorlanıyor adeta. Yani nasıl derseniz, şimdi belediyede 180-190 tane temizlik işçisi çalışıyor. Aslında baktığımız zaman bu işçiler karlı değil. Hepsi zamanını kaybediyor, seneler geçiyor, bir meslek edinemiyor, geleceğe güvenle bakamıyorlar. Çünkü belediye malum bildiğiniz gibi yerel yönetimdir. Bir ekip gelir, bir ekibi destekler, orada tutar. Öbür ekip gelir, onu destekler. Fakat bizim kendi gençlerimizin, kendi insanlarımızdan oluşmuş hiçbir oluşum yok. Tamamen dışarıdan hizmet alımı şeklinde bunlar yapılıyor. Örneğin acınacak bir durum açıkça söylüyorum ve utanıyorum da bir Diyarbakırlı firma, bunu ayrımcılık için söylemiyorum, öncelikle söyleyeyim. Geliyor Kırıkkale hacılardan trilyonlarca liralık hizmet işi alıyor. Benim param önce Diyarbakır'a gidiyor, karı orada kalıyor. Benim işime maalesef buraya artan bir asgari ücret para gönderiyor. Orada bir kar var. Ancak bu neden Kırıkkale firması veya bir hacılardan oluşmuş, hacıların insanlarından oluşan bir firma olmasın? Sonra o hacıların insanları zaten firma adına çalışıyor. Zaten belediyenin işini yapıyor. Benim paramı alıyor. Fakat orada bir süzgeç konulmuş. Bu süzgecin kar kısmı, kaymak kısmı. İşte Diyarbakırlı idi geçen sene. Bu sene İstanbul'dan bir firma gelmiş. Tabii ki siyasettir, ticarettir, rekabettir olacak ama eğer burada bu kaynak varsa, bu kaynaklar bu yöre insan için kullanılacaksa öncelikle bu kaynakları yerelde nasıl kullanabiliriz onun hesapları yapılmalıydı. 35-36 norm kadrosu olan bir belediyede 200 kişi istihdam ediliyor. Hiç kimsenin cebinde ayın 5'inden 6'sından sonra para kalmıyor ve bu kaynaklar dışarı gidiyor. Kasabada hiçbir gelişme olmuyor. Bu arada en kötü tehlikeli durumda bir köylümüz işten çıkarılıyor, bir başka köylü alınıyor. Şimdi işten çıkarılan köylü yerine gelen kişiye bu sefer kötü gözle bakıyor. Benim elimden rızkımı aldı manasında.
Halbuki yerel yöneticiler, belediye encümenimiz olsun, meclis olsun, başkan olsun, bunlara sebep olmaması lazım. Bu insanları birbirine karşı kışkırtmamak lazım. Biz zaten geçmişte bunun acısını çektik. Bak, iki tane belediye başkanımız öldü. Bir tane köyümüzün insanı öldü bu siyaset yüzünden. Evet. Artık bunlar bize bir şeyler vermesi lazım. Bu köyde insanları birbirine karşı kışkırtma değil de o insanları kucaklayacak, herkese yapabileceği kabiliyetine göre bir iş sahası yaratılacak ki hacıların kaynağı var bunun için. İnsanlar birbirine muhtaç olmadan, kimse kimsenin rızkına göz dikmeden kendi ayakları üzerinde yaşamayı öğrenmesi lazım. Şimdi bizim şu anda acilen yapmamız gereken, sorumuzun cevabına gelirsek, acilen hacılarda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu aşılayıp sokakta insanlar birbirini görürken selam vermeden geçmesin. Çünkü hacıların kaynakları, hacıların imkanları bütün hacılarla yetebileceği gibi dışarıdan da işçi getirmeye elverişli. Ama mevcut işte arkadaşlarımızla bu vizyonu harekete geçiremedik. Peki başkanım, daha önce de şunu siz anlatırken aklıma geldi. Daha önce aday olduydunuz değil mi kasabada? Evet, 2004 yılında evet. İşte yeni siyaset AK Parti'nin kurucu, aslında biraz geriye gidelim sayın evet, başkanım. Buyur. 2002 yılında AK Parti kurulduğunda kasabamız belediyeydi. Dönemin belediye başkanı görevdeydi. Anavatan Partisi'nde biz AK Parti'nin kuruluşunda yer aldık. O dönem için ciddi hareketlenme vardı, Türkiye'de bir değişim vardı. Özellikle 2002 yılı AK Parti'nin parti programı insanların gönlünde yatan bir programdı. Girişimci, atakçı, ki zaten adı üstünde, adalet ve kalkınmaydı. Eğer bir yerde adalet varsa, eşitlik varsa orada huzur olur, güven olur. Bir yerde huzur, güven, adalet, eşitlik varsa peşinden kalkınma gelir. Şimdi işte çok güzel bir soru sordun İbrahim Bey. Biz burada hacılarda adaleti sağlayamadık. Huzuru da sağlayamadık. Dolayısıyla kalkınma olmadı. Ne yaptınız başkanım? Şimdi işte ne yaptığımızı biraz önce anlattım. Şimdi daha açalım. Biz AK Parti'ye geldiğimizde o dönemin belediye başkanı Anaplı'ydı. Rahmetli Memduh Bodur. O Cumhuriyet Halk Partisi ile çalıştı. Çünkü geliş kaynağı orası olduğu için ona çalışırken hasbelkader ben de oradan çok olumsuz etki aldım. Çünkü emekli bir subay olarak beni Atatürkçü, ilerici, çağdaş insan olarak gören Memduh Bodur nasıl AK Partili olurum diye beni çok ağır suçlamıştı. Örümcek kafalılıkla suçlamıştı, evet. Yobazlıkla suçlamıştı. Fakat biz dedik ki biz kişilerin tavrına göre değil de kafamızdaki vizyona göre hareket edelim. Adalet ve kalkınmanın olduğu yerde her şey güzel olur dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olduk. Fakat o dönemde işte 2002'de seçimde biz hacılar için konuşuyoruz şimdi, oradan konuşalım. Adalet Partisi ve Kalkınma Partisi birinci oldu 2002 genel seçimlerinde. CHP ikinci oldu. Bu Memduh Bodur'un zoruna gitti. Çünkü güçlü oldu. Belediye başkanı olduğu bir yerde yenilmişti. Biz tabii ileriki dönemde Memduh Bodur'un CHP'den belediye başkanı adayı olacağını, dolayısıyla bizim onun karşısında olan bir kişi olarak AK Parti'de olduğumuzu ve biz 7 aday adayıydık. O dönem CHP'ye çalışan Memduh Bodur da geldi, sonra 8 olduk. Fakat devrin karar verenleri AK Parti'nin aday adayını Memduh Bodur'u yapınca bizim o dönemki adaylığımız orada bitti. Ben de onun karşısında zaten Bodur'un karşı grubu olduğumuz için grubumuzla beraber hareket ettik. Muhalefetten meclis üyesi olduk ama bizim meclis üyeliğimiz muhalefet olduğu için zaten AK Partiliydik. Memduh Bodur da bize gelmişti. Ortak çalışıp proje üretelim derken yapılan usulsüzlükleri, yasa dışı işlemlere karşı çıkmamızdan dolayı tatlı bir diyalog kurup güzel hizmetler üretemedik. Hatta o dönemde sizin de malumunuz, bir kooperatif kurduk muhalefetten oluşan gruptan. Çünkü o kişiler belediyeden tamamen dışlanmıştı. Dedik ki madem belediyeden bu insanlar ekmek yiyemiyor, biz o zaman devletimizin başka kaynaklarını kullanalım dedik. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kaynaklı bir proje yaparak kasabamızda 50 aileyi damızlık süt sığırcılığı projesine kavuşturduk. Ancak maalesef işte dedim ya, dar görüşlü, vizyonsuz idareciler onu engellediler. Hayvanların ölümüne sebep oldular. Kooperatifin iflasına sebep oldular. Bunları düşündüğüm zaman inanın İbrahim Bey, hani kafayı yiyecek hale geliyorum. Yatırım yapmak hacılarda suç işlemekle eşdeğer tutuldu. Bu da bizim en büyük kaybımız oldu. Başkanım, sizin isminiz çok geçiyor orada. Yani kasabada çok geçiyor. İnşallah tekrar adaylığı düşünüyorsunuz.
Öyle değil mi? Yani ben isminizi çok geçtiği için soruyorum bunu ben. Ondan dolayı soruyorum. Evet İbrahim Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki yani meşhur bir söz vardır. Meyve veren taş ağaç. Ağaç taşlanır. Biz hacılar da bir şey yaptık. Muhalefet olarak. Karşımızda belediye başkanı olduğu halde bir proje ürettik. Şimdi hacılar insanı aslında çok ileri görüşlü bir insan. Çok bilgili bir toplum. Fakat bu bilgisini, bu birikimini gelişime, projeye değil de daha çok kişisel menfaatleri için kullanıyorlar. Şimdi bizim bu saatten sonra yani Memduh Koyuncu olarak önce tabii ki kasabalıma teşekkür ediyorum. Bize bu şerefi layık görüyorlar. Hani kasabada bu işi en iyi benim yapacağımı herkes biliyor. Bunda kimsenin zaten bir tereddüdü yok. Çünkü yaptığımız işler ortada. Benim elimde devlet imkanları olmuş olsaydı ben şu anda kasabamızın ufkunu değiştirecek projelerim vardı. Ancak işte tabii ki bu belli bir dönem alıyor. Bu dönem içinse tabii ki ben hacılar diyeyim her şeyden önce. Hacıların gelişmesi, hacılar insanın refahının artması, hacılar insanın meslek sahibi olması, hacılar kadınının başı dik olarak gezmesi, hacılar kadının aydın insan olması, hacılarda öğrencilerin daha başarılı olması benim en büyük hedeflerim. Yani benim buradaki amacım, yani geldiğimiz yaş itibariyle orta yaşın üzerindeyiz. Hacılarda hizmet vermek için biz burada talibiz. Değilse birilerinin yaptığı gibi veya birilerinin, ben siyasetten bir amaç beklemiyorum. Siyaset benim için burada araç olacak. Yani siyasetin aracılığıyla ben kasabama, hatta iddia ediyorum ben Kırıkkale'ye de hizmet getiririm. Zaten ben bunu geçmişte de yaptım. Bunun örnekleri var. Kooperatifler Birlik Başkanlığı dönemimde hacılara her senede ikişer tane proje getirdik. Hani hacılarda belediye başkanı olmak demek sadece hacılarda kapalıp kalmak değildir bizim hedefimiz. Başkanım peki var mı ekleyeceğiniz bir şey? Programımızı kapatacağız. Ben bana bu imkanı verdiğiniz için hem Kırıkkale kamuoyuna hem hacılar kamuoyuna seslenme fırsatı verdiğiniz kanalınıza ve şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Eğer bir gün nasip olur da AK Parti'nin hacılarda belediye başkan adayı olduğum takdirde şu açık olarak ortaya çıkıyor. Ben bunu size burada bu röportajında bir teminatı olarak iddia ediyorum ki ben hacıların ufkunu genişletecek, hacıları yeni bir hacılar yapacak. Her şeyden önce hacılar belediyesinde adaleti, kalkınmayı, eşitliği ve refahı sağlamakta iddialı. İddialı diyorsunuz. Peki efendim, işte gördüğünüz gibi Memduh Koyuncu. Biz hacılarda araştırma yaptık. Araştırmamız neticesinde yaklaşık 8 tane isim geçiyor. Ama en çok da Memduh Koyuncu'nun ismi geçtiği için biz programımıza davet ettik kendisini. Bizi de kırmadı, geldi Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ondan dolayı da efendim Kanal Siyaset gördüğünüz gibi her konuyu analiz ediyor. 30 dakika baş başa oluyor. Bundan sonra en çok ismi geçenlerle sohbetler edeceğiz. Kasabasına veya ilçesine veya ile ne kadar çok hizmet edilirse onlarla röportaj yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Aday adaylar olsun, ismi çok geçenler olsun, adaylar olsun, Kanal Siyaset hep beraber olacağız. İyi seyirler diyoruz efendim.